Efendim ben Deniz Metin Hep Yükselen. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da İzmir'e dair ekranlarında Metin Hep Yükselen'le Laf Laf Açıyor programında birlikteyiz. Son zamanlarda hayatımızda son derece olumsuzluklar yaşanmasına rağmen çok da güzel olaylar gerçekleşiyor. Bugün de güzel bir vesileyle bu hayata başlayan bir başarı hikayesinin de tanık olacağız. Konuğum Senem Başdönmez. Senemciğim hoş geldin. Hoş bulduk Metin Bey. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyisiniz. İyiyim. Siz de tanışıyoruz zaten. Peki. Sen diyebilirsin. Peki, hiç fark etmez. Peki. Bu programa zaten hep sevdiğim insanları, tanıdığım insanları davet ediyorum ve ağırlıyorum. Sizlerin de onları tanımasını istiyorum. Senem'in çok uzun yıllardır tanıyorum Senem'i. Çok çocukluğundan beri tanıyorum. Evet. Çok farklı bir hikayesi var. Sizlerin de ona tanık olmasını istedim. Senem birazcık sen bahset. Ben anlatmayayım. Yani top sende. Laf açıyor programımız ama hani burada bu hikaye nasıl başladı, nasıl yol aldın, çok zorlandığını biliyorum. Evet. Evet, zorlu bir yoldu. Kolay bir yol olmadı asla. Ama hayatta hiçbir şey kolay değil. Doğumumuzdan başladığımız andan itibaren. Evet. Ben aslında işsizlikten bu tarafa gelen bir kişiyim. Yani Türkiye şartlarını biliyorsunuz. İş buluyorsunuz, bulamıyorsunuz. Herkes sevdiği bölümü okuyor, okumuyor. Çok aslında çeşitli. Eğitimin... Hatası mı diyelim? Yok, yönlendirmesi yok. Hayır, başka bir alanda bir eğitim aldın sen. Tabii. Yani ben de takı şu an... Evet, ben aslında 9 Eylül Üniversitesi Gemoloji Uzmanlığı Mücevher Tasarımı bölümünden mezunum. Ve çok severek de okudum. Çok isteyerek de okudum. İşimi de belli bir süre yaptım. Yapmadım değil yani. Ta ki babamın yanında otoparkçı olana kadar. Onu bile yaptım diye. Evet, onu bile yaptım. O da benim için keyifli bir süreçti. İnsanlarla iletişim kurmam adına, insanları tanımam adına. Orada çünkü çok çeşitli karakterde insanlarla tanıştım açıkçası. Hayatın her sefasında bir şeyler öğreniyorsun. Evet, yani o yüzden de çok memnunum. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ve babamla yaşadığım o son onun dönemindeki süreçler bana çok güzel şeyler kattı. Ama İzmir'de ne yazık ki hani o dönemlerde de bizim işimizin merkezi hep İstanbul oldu ama ben hiç İstanbul... Mücevher alanında. Tabii. İstanbul, yani Mücevher, Doğaltaş, ama şöyle bir şey var. Ben İstanbul'u hiç düşünmedim. Hiç, evet, orada gezmek çok keyifli ama orada yaşarım diye de hiç öyle bakmadığım için de arkadaşlarımın çağırmasına rağmen de yönelmedim oraya. Aslında seni davet etmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Neden? Çünkü herkes İstanbul'da bir takım gelişmelerin olduğundan dolayı hep İstanbul'a yerleşmek, İstanbul'da bir hayat kurmak istiyor. Senem de tam bir İzmir sevdalısı. Kanalımızda İzmir'e dair. O yüzden evet, seni davet etmemin temel noktalarından bir tanesi de bu. Teşekkür ederim. Evet. Yani bir İzmirli olarak da, İzmir'i de seven biri olarak da ve burada yaşamaktan keyif alıyorum. Ben buradan giden insanları da bazen anlamıyorum. Çünkü bulunduğumuz koşulları biz güzelleştirebiliyoruz. Önemli olan Yaradan'ın bize sunduğu noktada seçimimizi iyi seçmek, seçimlerimizi iyi yapmak, bize yolladığı sinyalleri biraz da algılamak gerekiyor bence. Ben de bunları algıladım. Ama hayatım, ya ben aslında hep bunu söylerken çok duygulanıyorum. Ben aslında bütün her şeyimi eşime borçluyum. O hiçbir zaman için bana olan inancından vazgeçmedi. Bu kadar Türkiye şartlarında kadına şiddet olan bir ülkede ben aslında arkasında çok kuvvetli bir erkeğin bulunduğu bir kadınım. Ve bunu hep onurla, gururla söylüyorum ve gerçekten de buradan da herkese şunu söylüyorum. Lütfen iş yapan eşlerinize sahip çıkın, destek olun. İki kişinin ekonomik özgürlüğü size çok şey katabiliyor. Kesinlikle. Daha sonra işte bölümümü okul oraya tekrar size geri dönüp okudum. Birkaç yerde çalıştım. Çok da güzel aldım eğitimimi, bitirdim. Severek çalıştım ama ne yazık ki istediklerim değildi. Yani hepsi bir yerde kısıtlıyor insanlar. Ya renkli, ya renklerde, ya farklı şeylerde. İstediğini mi yaratamadın? Yani yapıyorsunuz yaratıcılık ama... Yaratıcılık konusunda evet, mı tıkandın? Evet, yaratıcılık konusunda yok. Tıkanmadım da... Şöyle söyleyeyim, şu son 5 senedir tasarıma ve yaratıcılığa bakış açısı daha farklılaştı. Özellikle de Instagram'ın hayatımıza girmesiyle. Sosyal medya. Evet, herkes biraz daha böyle hani kendine özgü şeyler istemeye başladığında insanlar biraz algıladı. Güzel yerlerde de çalıştım, çok güzel tepkiler aldığım yerler de oldu ama...
Mücevher üzerine ama. Evet, tekrar tabii mücevher üzerine. İlk önce o şekilde başladım. Kuyum doğal sektöründe mi çalıştın? Ben daha çok gümüş sektöründe yani çalıştım. Ve çok özel doğal taş ve gümüşte özel tasarım kolyeler yapıyordum. Çok da güzel kitlelere de ulaştım. Ulaşmadım diyemem yani. Ama bir yerde bir şeylerde eksik vardı. Daha sonra babam... Neydi o eksik? Yani sen kendini ait mi hissetmedin yani oraya? Yani şöyle bir şey. Eksik olan ne biliyor musunuz? Mutluluğu mu yakalayamadın yani? Aslında işimi yaparken çok mutluyum. Hı-hı. Orada da çok mutluydum. Ama size verilen değer o değildi. Hı-hı. Yani tamam yapıyor, tamam oluyor. Önemsiz mi görülüyordu? Değersiz. Evet yani hani tamam oldu, satıldı. Satılınca her şey olunca çok güzel. Hı. Ama ne yazık ki sanırım şöyle bir şey de var. Yapılan şeye değer vermek. Benim en büyük özen gösterdiğim şey oldu. Yanımda kim bana yardım ediyorsa etsin, yardımcılarım dahil olmak üzere, onları önemsemek çok hoşuma gidiyor. Çünkü değer önemsendiğiniz vermek ve değer verildiğiniz her yerde başarıya daha çabuk ulaşırsınız. Ne yazık ki olmadı. Bir takım sıkıntılar oldu ve olmadı. O zaman eşin yoktu. Kuyum sektöründeydi. Evet yani o olmadı. Sonra babam baktım çok üzülüyorum. Gel dedi otoparkın başında dur. Paraları dedi geleni çıkanı falan böyle. Ben tabii hiç kesinlikle ne giyimimden kuşamından taviz vermeden ben bayağı çantanın ortasından böyle otoparkçı olduğunu düşünüyorsun. Böyle çıkıp işte orada arabayı çek onu çek ay şu mu oldu işte şu parayı ver. Bazen böyle şaşırıyor bazen şey diyordum müşterilerim hani siz de mi araba bekliyorsunuz yok hayır ben hani ödemeyi ben ha iyi tamam falan filan böyle çok şeyler oldu ama mesela oraya otoparka gelen bayanlardan da çok güzel tepkiler alıyordum. Aa ne kadar güzel hani böyle bir bayanın falan olması. Evet burada olması diye. O hep keyif vericiydi bana. Sonra eşim Hürcan'la tanıştım. Hürcan'la bir serüvenimiz başladı. Evlendik. Sanıyorum kırılma anı orada başladı. Evet. Babam vefat etti. Hı hı. Ben işsiz kaldım. İş aradım, iş bulamadım. İş aradım, iş bulamadım. Evde birkaç bazı tekrar takı yaptıran, fason yaptıran kişilere de yardım ettim. Home office gibi çalıştım. Evet, evden yaptım. Sonra bir tanıdığımız farklı ürünler satıyordu. O destek oldu bana. Onun işte sattığı parfümlere destek oldum. Çok çeşitli yerlere girdim, çıktım o ürünleri satmak için. Sizler de biliyorsunuz bayağı hani direndim. Sırtımda çantayla vazgeçmedim. Bir gün çok kolay bir yol değildi o. Evet, hiç değildi yani. Ama ben vazgeçmedim ama... Tekrar söylüyorum. Hürcan da her seferinde ben ne zaman düştüğümü hissetsem hep hadi Senem sen bunu yapabilirsin seni diye. Kaldırdı. Hep tuttu. Beni kaldırdı. Sonra benim bütün hayatım onun bana getirdiği yine bir dergiyle değişti. Bir tane hobi. Çok bilinen işte içinde hazır kalıpların bulunduğu bir dergi var. Onun hobisi çıkmış. Onu getirdi bana. Sonra bir gece çok sıkıldım böyle ne yapabilirim arayış içinde. Zaman da geçmiyor evde. Yani hiç... zaten evde durmak bana göre bir şey değil. Baktım güzel bir köpek oyuncak yapmışlar. Ben en çok sevdiğim tişörtümü kestim. Elimde onu diktim kalıbını çıkardım ve pamukla doldurdum onu evde. Çünkü o an pamuk vardı pamukla doldurdum. Hala o oyuncak duruyor. İlk. Evet evde çok özel. İlk yani, sefte parası evet, gibi. Yani o benim dönüm noktamdı çünkü. Sonra sabah Hürcan uyandı ve dedim ki ben oyuncak yapmak istiyorum. Selam dikiş bilmiyorsun. Benim annem dikiş biliyordu dedim. Kesinlikle ben de hani bir yerde bir kapmışımdır. Annem hiç benim, dikiş bilgin yok. Hiç benim asla. Annem bile hatta diyor ki ya nasıl dikebildin? Hani nasıl yapabildin? Hani bazı şeyler genlerle mi geçiyor acaba? Bence genlerle. Çünkü annem hep bana şey derdi. Ben sana hamileyken çok dikiş diktim, çok dikiş diktim. Ben çünkü anneanneni de tanıyorum. Anneannen de iyi dikiş dikerdi. Evet, o da böyle. İkisi de becerikli kadınlardı. Evet. Ama eskiden yokluk varmış. Zaten yani onların dönemine baktığımızda hani bir şeyler hazır almak, giyinmek, mağaza yok, bir şey yok. Mutlaka ya, evde üretilirmiş. Aynen. Hatta anneannem hep şunu derdi. Hani var yani paranız var ama almak için ürün yok. Yani yine evde üretiyorsunuz. Evet. Yani hani dikmek zorundasın. Hep... Kumaşçılar iş yapıyordu eskiden. Ha, yani tek zaten en eski kumaşçı zaten çarşıda da bir tane kaldı.
onlar bile artık eskisi kadar şey değil. Evet. Ama bu hobilerle insanların başka yönlere geçmesiyle beraber onlar da son zamanlarda hareketlendi. Ben Hürcan'a işte o oyuncağı yaptıktan sonra dikiş dikeceğim dedim. Kaldı. Nasıl yani dedi. Ben dedim oyuncak yapacağım. Dikiş makinesi. Ve hemen hiç vakit... Dikiş makinesi de yok. Yok, dikiş makinesi elde de yok. Elde diktim yani hepsini. Elde dikti. Dikiş, evet. Evde dikiş makinesi de yok. Ve hep annem şey derdi dikiş dikerken. Senem hiç gelip bakmıyorsun yani. İnsan bir kıyısından ucu... Hiç. Aslında ben görüyordum. Ama o benim... Uygulama yoktu. Uygulama yok. Görmediğimi de düşünüyordu. Hemen çok vakit kaybettim. Hafıza kaydetmiş onu. Tabii canım yani görsel hafızam çok iyi. Ve bazen bundan şikayetçiyim. Bazen beni çok yoruyor ama bir yandan da... Rahatsız eden durumlar var. Özellikle çevrede. çok şey oluyor yani. Özellikle mesela Hürcan da bu konuda hiç anlaşamıyorsa dağınık ben düzen falan şu şöyleydi. Daha sonra işte hemen bana hiç vakit kaybetmeden ve bizim çok zor bir dönemimizde o ne yaptı ne etti bana o dikiş makinesini... getirdi. Ama inanmış sana. Yani çünkü ya ben hep şeyimdir. Çünkü netimdir. Yani orada senin mutsuzluğunu görmüş. Bence işte orada bir kırılma anı tabii, olmuş. Yani, senin mutsuzluğunu görüp ve o oyuncağı yaptığın andaki mutluluğunu görüp hemen bu konuda sana destek olmuş. Evet yani. Senin için değerli, Hürcan'ı da değerli kılan nokta aslında o. Evet sanıyorum. Kesinlikle. Bir de yani dediğim gibi yapmayabilirdi de. Mutlaka. Görmezden yani, gelebilirdi ama asla öyle bir insan değil yani yapı olarak da o tarz evet. biri değil. Öyle ben serüvene başladım. İlk dikiş makinemi aldım. İlk dikiş makinemi aldım. Dikemiyorum. Ay ağlayacağım sinirlerim bozuluyor. Düz dikiş okey de tamam da yan dikiş, sağ dikiş, sol dikiş, o dikiş, bu dikiş. Annem geldi. Annem çok iyi bir dikiş dikiyor ama öğretme kısmı sıkıntı. Şey kendi performansını seni soğutabilir de bu durum. Seni soğutabilir. Yok ben dedim ki anne sen git. Beni dikiş makinesiyle baş başa bırakın. Ay ilk önce böyle bir ay şekli dikmiştim. Aman ben ne mutlu oldum. Ay bildiğin ay aydan bir yaz da aman ben pek mutlu. Sonra bir arkadaşım öğretti. Dedi ki Senem Fransız kültürde, pardon özür dilerim, Saint Joseph Lisesi'nde yılbaşı kermesi var. Katılır mısın? Katılırım dedim. Ne akla hizmet. 10 tane oyuncak. Nereye katılıyor? Yani kim ne alır mı almaz mı? Deli cesareti değil. Ben o 10 oyuncakla katıldım oraya. O 10 tane oyuncağın da hepsini sattım. Ama bana sorun o oyuncaklar rezalet. Yani şu anki tecrübene dayanarak yani öyle söylüyorsun. Öyle ama okay. Şöyle bir şey var. Yani ben bir de yaptığım işin hep en iyisi. Yani bunu diktim bunun daha iyisi olur. Bunu yaptım bunun daha da iyisi olur. Baktığım için bana öyle geliyor. Tabii insanlara öyle gelmiyor. Ben çok mutlu oldum. Sonra COSGAP'ten bahsettiler bana. Hürcan da zaten biliyordu. COSGAP eğitimi aldım. COSGAP eğitiminden sonra iş yerini açtım. Sonra ay dedim her şey çok güzel olacak. Yok çünkü bundan 9 kaç yıl oldu? 9 mu? Şu an tabii 9 yıl oldu. Dokuz bundan 9 yıl 9 yıl oldu resmi olarak da 7 yıl varım. Hatta COSGAP'ten geldiler bana biz sizi unuttuk dediler. Evraklarımı hani kapanışını yapmamışlar. Hala var mısınız dediler. O dönemde benimle giren birçok kişi. Çünkü o dönemde hani COSGAP'ten girişimci kredisi alıp işlerini açan, yürütemeyen, kapatan birçok işletme ne yazık oldu. Ki, ama sen... Çok işletme oldu ki bir de çoğu bunların yiyecek sektörüydü. Onlar da çok şaşırdı hani devam etmiş olmama. Sonra farklı serüvenlerle artık yılbaşı fuarlarına katılmaya başladım. Fransız kültürde oldum. O dönemler benim en sevdiğim dönemlerdir. Tekrar o dönemlere geri döneceğiz inşallah bu pandemi bitince. Oradan öyle yavaş yavaş büyümeye başladık. Yani bugünlere gelmek evet hakikaten kolay değil ama biraz da yaptığın ürünlerden bahsetmek istiyorum. Sen... geri dönüşüme ve hani sıfır atığa yıllar önce gönül veren ve bunları tekrar hani kullanıma sunan bir işletme olarak bu hikayeye de başladın. Evet. Yani geri dönüşüm benim yaptığım ürünlerde çok önemli. Evet, geri dönüşüm olmayan ürünlerimiz de çok fazla. Ama geri dönüşüm özellikle kotlar, özellikle işte bu çömlekten yoğurt kapları, onlardan saksılar yapıyorum.
Onun dışında kotlardan oyuncaklar yapıyorum. Bir de biz oyuncaklarımızı şöyle söyleyeyim. Bu oyuncaklara ben evet bu oyuncaklar sağlıklı oyuncaklar ama bunları yıkayabilmek ve tekrar kurutmak adına içine elyaf dolduruyoruz. Hı hı. Çocuğun dokunduğu hiçbir yüzeyde çocuğa zarar verebilecek hiçbir şey yok. Ama içinde elyaf var. Çünkü pamuk doldurduğunuz zaman pamuğu kurutmak çok zor, çok zor oluyor. Ve anneler hijyen istiyor. Evet, anneler hijyen istiyor. O yüzden de hani bu oyuncaklara ben hijyenik oyuncak diyorum. Bunları yıkayıp döndüre döndüre çocuklarınıza gönül rahatlığıyla kullandırabileceğiniz oyuncaklar. Bunun dışında çok alerjik çocuklara da pamuk yerine bizim kalan kumaşlarımızı içine dolduruyoruz. Tekrardan onlar yıkandığında tekrardan da sağlıklı bir şekilde kuruyup tekrardan çocuklar da onları kullanabiliyor. Bunun dışında değişik objeler yapıyoruz. Aslında senin bu sektörde çok hizmet veren işletme var. Yani bez oyuncak, örgü oyuncak evet, çok gibi. Çok fazla var. Çok fazla var ama seni biraz da bunlardan ayıran kısım sanıyorum bu kısım. Evet, bu bir de ekonomik kısmı. Ben mümkün olduğunca oyuncaklarımı çok düşük kârlarla satıyorum. Çünkü benim için şu önemli. Her anne çocuğuna, evine oyuncak götürebilmeli. Hele şu ekonomik koşullarda o kadar zorlaştı ki her şey. Ben bazen yani geri bile çevirmiyorum müşterimi. Çünkü görüyorum yani hani almak istiyor, alamıyor. O an ben üzülüyorum. Biraz da hani bu duygusal yönüm var çocuklara karşı. Aslında iş yerin çok da böyle hani ayak yolunda olan bir yer değil. Yok değil. Değil. Ben yani bir üretim hani atölyen var. Bu atölyede bunu yapıyorsun. Evet. Ekibin de var. Evet. Daha çok internet üzerinden. Evet, internet mi? Üzerinden ve bazı firmalarda alışveriş sitelerinde. Alışveriş siteleri var. Bir de bir mobilya firmasının ürünlerini hazırlıyorum. Oda takımlarının, aksesuarlarını, her şeyini o da bizden çıkıyor. Bütün bayilerde aynı oyuncaklar oluyor. Onları yapıyoruz. Peki bir oyuncağı tasarlarken neler düşünüyorsun? Yani hani bir an böyle hani şairin şiir yazması gibi ilham mı geliyor? Ya bir şarkı sözünün yazıldığı gibi böyle bir ilham mı geliyor? Yoksa kurguluyor musun bunu? Daha çok açıkçası. Gözlemliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim. İlk önce kumaşlarıma dikkat ediyorum. %100 pamuklu kumaşlar kullanıyorum. Bir. İkincisi zaten hani bir ayı figürü ayı. Bir fil figürü fil. Bir kaktüs kaktüs. Ben kullanılmayan renkleri tercih ediyorum. Yani bana göre bir ayı turuncu olabilir. İşte bir çiçek mavi. Kahverengi olmak zorunda değil. Evet yani çünkü bunların kalıpları belli. Ve bunları ne kadar. Bazen korsan şeklinde çok güzel şık ayılarımız bizim var. Bizim biraz aileden de geliyor. Akrabalığımız da var. Ben ortaokulda resim dersinde resim öğretmenimiz bir portre çalışması yapın demişti. Renkli kişilik derken şimdi aklıma o geldi. Portre çalışması. Bir arkadaşımızı çıkardılar işte kürsüye oturttular. Resmi yapılacak, portresi yapılacak. Benim de çizim iyi midir, kalemim iyidir. Portresini yaptım. Kare kalemle çizdim. Ama renklendirme kısmına geldiğinde çocuğun yüzünü kırmızıya boyadım. Saçlarını yeşile boyadım. Resim öğretmenim geldi. Neden yüzü kırmızı dedim. Ben öyle görmek istiyorum dedim. Yani. Hani yüzünü kırmızı olarak görmek istiyorum. Aynen. Saçını yeşil olarak görmek istiyorum dedi. Yani bu çok farklı bir bakış açısı dedi. Evet. Herkes de olanın dışında bir sıra dışı bir bakış açısı dedi. Benim resmimi sergiye almıştı. Hatta bir yıl boyunca sergide kalmıştı. Neyse artık o eskide kaldı ama hakikaten bir bakış açısı önemli. Dediğin gibi hani yani, bir turuncu olabilir farklı renk. Bir de çocukları renkler daha çok cezbediyor. Evet mesela fuarlara katıldığımda şunu keşfediyorum. Anneler bazen şunu diyebiliyor. Yok o şey yapmaz ama çocuk bunu seviyor. Yani çocuklar dümdüz oyuncakları daha çok seviyor. Dümdüzden kastım kıyafeti olmayan, işte saçı olmayan. Çünkü biraz bazı şeyleri çocukların hayal dünyasına bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama işte o da senin gözleminle alakalı. Yani bunu gözlemlemeseydin sen de belki saçlı bir şey yapardın. Evet, örgüden bir şeyler yapardın yani, kafasına. Olabilirdi ama yani mesela çocuklar bir gün bir anne geldi yine fuardayız, hediyelik eşya fuarındayız. Geçen sene sizden oyuncak aldım dedi. Bütün yıl onunla oynadı ve dedi o oyuncağı kendi kaşını çizdi, gözünü çizdi, kalemle boy yıkadık yıkadık tekrar çizdi ve onu bırakmıyor, bırakmak istemiyor dedi. Çünkü, onun tuvali olmuş o. Evet, o kendine göre onu çizmiş, işte çizmiş, kıyafet kondurmuş, bir şey yapmış yani.
hani çocuğun bu hoşuna gidiyor. Yani aslında bizim bunu sever dediğimiz şeylerde çocuklar bizi tam ters köşe yapıyor. Evet. Hiç sade, dümdüz, kendi hayal dünyasına ait şeyleri daha çok aslında, seviyorlar. İşte sıcak satış dediğimiz kısım. Yani evet. Müşteriyle iletişim halinde olmak, onun ne istediğini bilmek tabii sana da bir yön veriyor. Tabii ki de. Sana da bir yol çiziyor aynen orada. Aynen öyle. O yüzden mesela yılbaşı dönemlerini çok seviyorum. Çünkü çeşitli yerlerde standlar açıyoruz. Birebir de başında bulunuyorsun. Tabii yani. Hani bir elemanını da görevlendirebilirsin. Sana bu konuda brief de vermeyebilir. Tabii. Bir başkasını da, değil mi? Yani sonuçta bir üretiyorsun bir yerde. O konuda hani birebir bulunmak şöyle aslında düşünüyorum. Evet. Sana çok artı değer kazandırıyor. Evet, o konuda size çok katılıyorum. Çünkü müşteriyle siz temas ettiğiniz zaman, sizi gördüğü zaman hem bir güven veriyorsunuz, hem de sizi tanıma fırsatları oluyor, hem de siz onların ne istediğini algıladığınız için daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Bir de sen ürettiğin için tabii orada ki de. Hani pazarlama kısmında da işte bunun içinde elyaf yok, atık kumaş var. Pamuktan yapıyorum, pamuklu kumaştan yapıyorum. Aynen çocuğa öyle. Sağlıklı aynen deyip öyle. Bunu anlatabiliyorsun evet. Ama bunu herkes yapamayabilir. Evet, yapamayabilir yani. Ben çok seviyorum. Benimle gelip konuşmalarını çok seviyorum. Bazen tezgah başında saatlerce işte muhabbet ediyoruz. Sonra bakıyoruz bayağı bir kalabalık olmuşuz. Hani bir sürü kişi muhabbet ediyoruz. İnsanlar renkli şeyleri seviyorlar aslında yani. Hani evet. Hoşlarına gidiyor. Hayatımızda zaten yeterince karanlık işler var. O yüzden hani biraz böyle renkli olmalı. Bir de sen bunları ürettince... Yani üretiyorsun tamam işte bir ekonomik kazanç elde ediyorsun ama bir de sosyal sorumluluk projelerine evet, de çok önem veriyorsun. Yani birçok derneğe bu konuda karşılıksız, beklentisiz evet, katkıların kesin. Olduğunu ben biliyorum. Hani dernek ismi de verebilirsin ki insanlar da tanısın, izleyicilerimiz de tanısın. Buradaki katkın da çok büyük. Oradan elde edilen gelirle o dernekler birçok güzel projelere imzalar atıyorlar. Evet yani elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum. Ve benim en çok beni mutlu eden kısım hep dernek kısımları oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü oradaki çocukların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi ki hatta sizinle de bir projede Ege Üniversitesi'nde onkoloji bölümündeki çocuklara evet. oyuncak yapmıştık. En büyük keyif aldığım zamanlardan bir tanesiydi. Sonra benim de unutamayacağım anılardan bir tanesiydi. İşte bir anda hüzün, bir anda mutluluk, bir anda gözyaşı vardı burada. Evet, yani bir de İzmir Kan Ordusu'na onlara destek oluyorum oyuncaklarımla. Ki onların bende sınırsız limitleri var. Yani kaç tane istiyorsanız söyleyin. Her şekilde ki o derneklere verdiğim oyuncakların hepsinde de ben müşterilerime nasıl özenle hazırlıyorsam torbasına kadar onlara veriyorum. Lütfen bu şekilde verin. Onların ekstra bir masraf yapmasını istemediğim için. Bir ara Ziçev'e verdim ama onun başkanıyla sonra iltibatımız bir şekilde koptu etti ama hani yine ama de. Ama bu projeleri de açıksın. Tabii tabii her zaman yani çocukla ilgili ne varsa ben her zaman bu konuda açım. Çünkü bir çocuk gülerse bütün dünya güler. Değil mi? Çocuklar evet. önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Evet. Özellikle savaşta ölen çocukları gördükçe daha maalesef, çok öyle işlerimiz... Dün de bununla ilgili bir tiyatro oyunundaydım. Böyle acılar yaşamayalım. Bugün dedim ya hayatın karanlık yüzünden evet. böyle renkli bir yüzünde beraber olacağız diye. Ben programa katıldığın için Senacığım çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Yani çok beni davet ettiğiniz için. Ben izleyicilerimi de seni tanımasını çok arzu ettim. Ben çok teşekkür ederim. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Bir başka Perşembe günü görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.